bir değer ve anlam ifade eder. Yani bir şeyle alakalı olarak karşılaştığımız herhangi bir olayla ilgili olarak, beğenmediğimiz, üzüldüğümüz, arzu etmediğimiz bir olayla karşılaştığımız zaman sükut etmek, sabretmek, bir anlamda o nimetin elden gitmemesini, o nimetten daha güzel bir nimete kavuşmamız gerektiğinin bilincinde olarak hareket etmek demek anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle anlaşıldığı zaman, kısacası özetle sabır da, şükür de, özür de, üçü de bir değer, bir anlam noktasındaki eksikliğin telafisi veya o değer ve anlam için ne demek istediysek o nimetlerin artması anlamında bir hareket tarzıdır denilebilir. Dolayısıyla biz de sözlerimize şükürle başladık. Niçin? Çünkü bizi bir araya getiren, bizi tekrar birlikte konuşmayı nasip eden o yüce yaratıcımıza şükür olsun. Günümüzde dünyanın edepsizliğin, ahlaksızlığın, kısacası ölçüsüzlüğün ölçü olduğu bir zamanda bir kimsenin bu anlamda bir araya gelip dertlenmesi, derttaş olması, yoldaş olması gerçekten çok önemli bir husus. Büyük bir nimet-i ilahiyedir. Zira psikolojik açıdan bir kimsenin yalnız kalması, yalnızlık yaşaması, konuşacak birini bulamamış olması onda ciddi bir kaygı, bir endişe yaratır. Hatta depresyona veya panik bozukluğa bizim sebep olabilir. O zaman biz bir araya geldiğimize göre, sohbet edebildiğimize göre, konuşabildiğimize göre bunun içindeki nimetleri sayabilir miyiz acaba? Bir, konuşabilmek için kudretimiz var, kuvvetimiz var, aklımız var, fikrimiz var. Nefes alıp verebiliyoruz, bronşiklarımız çalışıyor. Sonra beynimizin çalıştığını, korteksimizin çalıştığını, prefrontal lobumuzun eksiksiz görev yaptığını, beynimizden gelen sinir hücrelerinin dilimize geldiğini görüyoruz. Üniversiteden bir arkadaşım rahatsızlanmış, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, geçmiş olsun diye aradım. Diyor ki sabahleyin uyandım namaza diyor. Onun da branşı psikoloji, o arkadaşımın da. Sabahleyin uyandım diyor, sağ tarafımda biraz bir uyuşukluk var, herhalde üzerine yattım da uyuşukluk oldu zannettim diyor. Kalktım biraz yürüdüm, yine diyor uyuşukluk açılmadı diyor. Sonra bir banyo yapayım dedim diyor, bir banyo yaptım, geldim sabah namazına durdum diyor. Sureleri okumaya başladım, baktım sureleri okuyamıyorum diyor. Demek ki bir insanın konuşabilmesi acaba hangi nimetlerin sonucudur? Biz bir konuşma kabiliyetini elde edebilmek için nelere muktediriz? Veya hangi nimetlerle karşı karşıyayız? Veya birazcık daha farklı düşünecek olursak, mesela beyin yapımız nasıl oluşuyor? Beynin sol küresi sağ tarafı, sağ tarafımız da sol tarafımızı idare ediyor. Bir insanın konuşma kabiliyeti, düşünme kabiliyeti genellikle beynin pek çok yerlerinde olmakla birlikte asıl olarak sol tarafında vardır. Beynin sol tarafı konuşmamızı, anlamamızı temin eden asıl ana merkezdir. Gerçi ön beyinde de vardır, başka beynin merkezlerinde de konuşma kabiliyetimizi ilgilendiren bölgeler vardır ama asıl merkez sol taraftır. Peki bizim dinimiz ne diyor? Buyuruyor ki bizim dinimiz, siz iyi ve güzel işlerinizi sağ tarafınızda yapın buyuruyor. Madem ki beynimizin sol tarafı çapraz bir duruşla sağ tarafımıza hükmediyorsa, sağ tarafımızda bir eksiklik, bir hareketsizlik söz konusu olunca beynimizin sol tarafında bir hasar varsa, o zaman bunun zıttı manası ne anlama gelir? Sağ tarafını güzel kullanan insan, iyi yerde kullanan insan beynin sol tarafını iyi geliştiriyor demektir. Beynin sol tarafı iyi kullanıldığı için, iyi geliştirildiği için ne anlama gelir? Bir kimsenin duyguları, düşünceleri, konuşmaları da çok güzel gelişiyor demektir. Bu da bir nimet-i ilahi değil midir? Konuşmayla ilgili, bir araya gelmeyle ilgili. Mesela DNA'dan bahsediliyor. DNA'dan bahsedilirken DNA'yı anlayabilmek için onun dilini, alfabesini çözmek lazım diyorlar. DNA'nın üst bir ansiklopedi gibi düşünelim. Üst katmanındaki birinci sayfasını okuyorlar. Onu anladık zannediyorlar. Alt katmanına bir geçiyorlar. Yeni bir alfabe, yeni bir dil çıkıyor.
bu kadar sonsuz bir formülasyon içerisinde bir DNA, bir kalıtım, bir veraset olayı var atalarımızdan getirdiğimiz. Bugünkü konuşmamızda, muhabbetimizde eğer bir kudretimiz, bir kuvvetimiz varsa onlardan da gelmiş oluyor. Kısacası sahip olduğumuz nimetleri saymakla bitmez. Karşımızda sizin gibi güzel insanlar var. Onlarla beraberiz, onlarla sohbet ediyoruz vesaire. Bütün bunların hepsini bir araya getirince şükredecek ne kadar çok şeyimizin olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Demek ki bir araya gelmek, sohbet etmek bile, dertlerimizi paylaşmak, ideallerimizi, duygularımızı paylaşmak bile başlı başına psikolojik açıdan bir kaygının, bir stresin, bir üzüntünün, bir elemin, bir kederin giderilmesine vesile ise, kalabalıklar içinde kendimizi yalnız hissetmeyeceksek, yalnızlık duygusuna kapılmayacaksak, o zaman bu bizim için tabii ki şükretmeyi mucib çok önemli bir husustur diye söylemek lazım. Kısacası bir aile hayatı içerisinde yaşarken, bir okulda yaşarken o zaman demek ki mutlaka çok şükredeceğiz, çok eksiğimiz varsa özür dileyeceğiz, hiç çekinmeden, gocunmadan ve mümkün olduğu kadar fevri olmadan sabırlı ve tahammüllü olacağız. İşte o zaman biz mutlaka bilinç altında bir değer ve anlam problemini çözmüş ve ona uygun yaşamış oluruz. İsterseniz şöyle bir soru da sorabilirim size. Veya affedersiniz düzeltiyorum. Şöyle bir sorunun cevabını da beraber bulmaya, anlamaya çalışalım. Sübhaneke diye bir duamız var bildiğiniz gibi. Namaza ilk başladığımız zaman Allahu Ekber deyip elimizi kaldırdığımız zaman, elimizi bağladığımız zaman Sübhaneke duasını okuruz. Bir de Sübhaneke duasını cenaze namazlarında ve Celle Senaik ilavesiyle beraber okuruz. Şimdi düşünüyorum, namaz nasıl bir ibadet ve namaza başlarken biz ne yapıyoruz ve ne durumdayız ki namaza başlarken Allahu Teala'nın güzel isimlerinden okumuyoruz, Esma-i Hüsna'dan okumuyoruz, ne bileyim Kur'an-ı Kerim'deki Ayet-el Kürsi gibi, Amenner Resulü gibi, Hüvallahüllezi gibi Allah-u Teala'nın ismi şeriflerini bahseden ayet-i kerimelerden okumuyoruz da onların yerine Sübhaneke'yi okuyarak başlıyoruz. Şimdi bu Sübhaneke'yi okuyarak acaba namaza başlamamızın anlamı nedir? Değeri nedir? Veya cenaze namazında bir insan var önümüzde, bir mevta var, bir mümin veya bir mümine var. Onu ebedi yolculuğuna uğurlayacağız. Yani buradan işte Ankara'ya yolcu etmeyeceğiz veya bir hacca yolcu etmeyeceğiz veya bir yurt dışına göndermeyeceğiz. Ebedi bir yolculuğuna gönderiyoruz. Bir insanı ebedi yolculuğuna gönderirken onun için yapacağımız duanın ilk duasının Sübhaneke olması ne anlam ifade ediyor acaba? Dolayısıyla bütün yaptığımız her şeyin üzerinde böyle tek 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 düşünüp anlamı, değeri bulmak ve bilmek lazım. Anlamın değeri üzerinde düşünürken veya değerin üzerinde düşünürken bunun uygulamadaki karşılığı da neymiş? Şükretmek, sabretmek ve özür dilemekmiş. Şükür, sabır ve özür dilemek farkında olmadığımız çok güzel değer ve anlam adına bir davranış, bir hayat tarzı olarak önümüze konuluyor. Bu aynı zamanda ruh sağlığının ve şahsiyet bütünlüğünün en önemli tarafı. Kelime-i şehadet de böyle. Mesela namaza tahiyyatı kıldık diyelim. Namazı kıldık, tahiyyata oturduk. Tahiyyatı oturduktan sonra tahiyyatta şahitlik ediyoruz biz. Kelime-i şehadeti okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah diye. Kimiz biz? Ne yapıyoruz? Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik ediyoruz. Nasıl Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik ediyoruz? Ya Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik edebilmek bizim haddimize mi? Eşhedü, ben şahadet ederim ki en la ilahe, hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak Allah-u Teala vardır. Şimdi ben dediğimiz zaman burada bir karşımıza çok önemli bir husus çıkıyor. Ben dediğime göre o zaman demek ki karşımda bir de sen var. Ben ve sen olduğumuza göre bir biz var. O zaman bir de Allah-u Teala var. Bir İslam ve cemiyet sonsuz ebedi Allah-u Teala'ya bizim gibi fani sonlu olan birini şahit tuttu.
Ben Allah'a şahitlik etsem ne olur, etmesem ne olur? Allah-u Teala'nın ne şanı artar, ne de bütün dünya Allah'ı inkar etse Allah'a bir zafiyet gelebilir. O zaman demek ki Allah benim gibi fani, aciz, noksanlarla dolu bir kulunu kendine şahit tutacak kadar yükseltiyorsa, yüceltiyorsa, o zaman burada Allah'ın bana verdiği bir değer var demektir. Allah'ın bana verdiği bu değeri ben doğru anlarsam, bunu doğru anlamlandırırsam o kelime-i şehadeti doğru okurum demektir. Kısacası ağzımızdan çıkan her sözün, alıp verdiğimiz her nefesin, yaptığımız her işin değerini ve anlamını doğru bilmek lazım. Bu açıdan bakıldığında okuduğumuz okulun da değeri böyle. Mesela çocuklarımızı neden ve niçin, hangi değerle, hangi anlamla İmam Hatip Lisesi'ne göndeririz? Bunun üzerinde çocuklarımızla çok konuşmak lazım, çok düşünmek lazım. Elhamdülillah, hamdolsun, ne kadar şükretsek az. Eskiden İmam Hatip denildiği zaman en bilgi bakımından düşük insanların, en fakir ve mağdur insanların gittiği bir okuldu. O okullarda öğretmen olmak da öğrenci olmak da ciddi derecede talep edilecek bir şeydi. Ama şimdi elhamdülillah İmam Hatip liselerinin müdürleri profesörlerden oluyor. Allah'a ne kadar şükretsek az. Sonra İmam Hatip liselerinin puanları çok yükseldi. Çok yüksek puanlı öğrenciler oraya geliyor. Bunlar bir değer, bir anlam bakımından, değer anlamının ne olduğuna gireceğim ama bu giriş cümleleri benim için çok önemli. O zaman çocuklarımızla oturup Allah'a ne kadar şükretsek az, bak artık profesörlerden İmam Hatip liselerine müdür oluyor. En yüksek puanlı öğrenciler İmam Hatip liselerine geliyorlar. Allah'a binlerce şükür dediğimiz zaman nimeti bildik, nimetin değerini bildik, anlamı bildik ve şükrettik. Şükrettiğimiz için ne olacak? Rabbim artıracak. Sonra İmam Hatip'te okurken sabrettik. Sabır neye karşı olur? Musibete karşı sabır olduğu gibi başka şeylere karşı da sabır olur. Mesela çocuklarımız da İmam Hatip'te okumanın faziletine, erdemine karşı sabırlı olmayı konuşabiliriz. Diyelim ki biz Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Kehf'i okuyoruz. Sure-i Kehf'te Allah-u Teala ne buyuruyor? Musa aleyhisselam da bir rivayette Hızır aleyhisselamı arkadaş ediyor. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamla var olan hikmetten öğrenmek istiyor. Ama Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamla ilk karşılaştığı zaman ne diyor? Diyor ki ya Musa, bu hikmet ilmini öğrenebilmek için çok sabırlı olmak lazım. Seni sabırlı görmüyorum diyor. Dolayısıyla sen bunu öğrenemezsin. Musa aleyhisselam da diyor ki inşallah beni senin bütün söylediklerine karşı sabırlı bulacaksın diyor. Sonra bildiğiniz gibi gemi konusunda, öldürülen bir çocuk konusunda, tamir edilen bir duvar konusunda 3 defa sabırsızlık gösteriyor. 3 defa sabırsızlık gösterince Hızır aleyhisselam diyor ki yani 3 kere hata olduğu zaman yeter artık diyor. Ama gel şimdi bu olayların diyor hikmetini anlamaya çalış. Bakınız ortada bir sabır hadisesi var. İlim öğrenebilmek için ne kadar sabırlı olmak gerekiyor? O sabırlı olabilmek için ilmin değerini ve anlamını bilmek gerekiyor. İlmin değerini ve anlamını bilip sabırlı olduğumuz zaman da karşımızda bizim hikmet sahibi olan bir insan olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla ne bekleniyor o zaman bu durumda? İmam Hatip'te okuyan bir çocuğun mutlaka sabırlı, İmam Hatip'te okuyan şükrünü bilmesini ve İmam Hatip okurken eksik yaptığı zaman Allah'tan ve bütün öğretmenlerinden özür dilemesini bilmesi ve sonuç itibariyle de hikmete kavuşması beklenir. Değer ve anlam bakımından şükür aynı zamanda hikmetin de kaynağıdır. Lokman aleyhisselam, Lokman Sure-i Celilesi'nde Allah-u Teala'nın ifadesiyle biz Lokman'a hikmeti verdik. Niçin verdik? Bize şükretsin diye verdik diyor. Demek ki şükretmek ancak hikmet sahibi insanların işidir. Hikmet sahibi insanlar da böyle ilmi zorla, sadakatle, samimiyetle, bütün engellere rağmen elde eden insanlar için vardır. Bundan dolayı hepsini bir araya getirecek olursak o zaman demek ki bir değer, bir de anlam diye bir problem var. Bu değer ve anlam problemi bizim için her an daima üzerinde teferruatlı düşündüğümüz, tefekkür ettiğimiz bir husus. Geliniz bu giriş bölümünü Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifiyle
taçlandırarak öbür taraflara geçmeye çalışalım. Aynı zamanda bu Hazreti Adem için de geçerli olan bir husus. Hazreti Peygamber'in en önemli dualarından, en sık yaptığı dualarından bir tanesi nedir? Ya Rabbi, bana eşyanın hakikatini, eşyanın hikmetini öğret. Eşyanın hakikatini, eşyanın hikmetini bilmek ne demek? Var edilen şeyin anlamını ve değerini bilmek demektir. Neden ve niçin var edildiğini bilmek demektir. Dolayısıyla neden ve niçin var edildiğini bilen ve var edilme amaçlarıyla birlikte onun anlamını kavrayan bir insanın elbette ki mutlaka bir hikmet üzere olması vakadır. Kısacası ilmimizi irfana, irfanımızı hikmete çevirerek ve ilimde rasih olacak şekilde kendimizi geliştirirsek, yetiştirirsek çok iyi olacak demektir. Aslında değer ve anlam üzerinde mi konuşulması gerekir? Niçin değer ve anlam üzerinde konuşuluyor? Buna bir nebze de girelim. Üniversitelerde genellikle artık yaygın olarak her tarafta, hemen hemen bütün üniversitelerde, bütün üniversitelerin bütün fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları diye bir uygulama tarzı var. Bir daha söylüyorum. Topluma hizmet uygulamaları diye bir uygulama var. Bu topluma hizmet uygulamaları nedir? Önce biraz onu anlatayım. Bir öğrenci gelecek bize diyecek ki ben gittim şu sivil toplum kuruluşunda ücretsiz, gönüllü olarak hizmet edeceğim diyecek. Biz de onun gidişini, gelişini, orada bulunuşunu, yaptığı hizmetleri raporlayacağız. Bize anlatacak. Biz de onu uygun görürsek ona puan vereceğiz. Artık CV'lerde, özgeçmişlerde topluma hizmet uygulamalarından ne kadar öndeysek, ne kadar iyiysek o kadar revaçta. Yani bir insanın iki tane yüksek lisans yapması yerine, iki tane doktora yapması yerine sivil toplum örgütlerinde daha çok çalışması, topluma hizmet uygulamalarında daha çok bulunması artık uluslararası arenada daha çok geçerli olan bir husus. Dolayısıyla acaba üniversiteler neden öğrencilerine topluma hizmet uygulamaları yaptırıyorlar? Yani hadi yavrum sen gideceksin, kendin önce bir sivil toplum örgütü bulacaksın, yani STK bulacaksın. Sonra o vakıflarda, derneklerde neyse gideceksin, gönüllü çalışacaksın, proje üreteceksin, orada hizmet edeceksin, onlara raporlayacaksın. Ondan sonra da onların sonuçlarını çalıştığın yerin yetkililerine tasdik ettireceksin, getireceksin. Tabii bunların formatları var, bunların hazır olan, kalıplaşmış, yazılacak hususları var. Bunları yazıp getiriyor öğrencilerimiz, onları biz puanlıyoruz. Tabii çalıştıkları yer de puanlıyor, biz de puanlıyoruz. Bir de onlar sivil toplum hizmetlerine uygulamaya giderlerken aynı zamanda haftada bir geliyor, bize de rapor veriyorlar. Biz gittik işte bugün şunlarla karşılaştık, şöyle oldu, böyle oldu, şöyle çözüm ürettik, böyle çözüm ürettik falan da diyorlar. Bütün bunların hepsini bir araya getiriyoruz, onlara puan veriyoruz. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Acaba bir kimse 4 yıl ilkokul, 4'te ortaokul, 8, 4'te lise, 12, 4'te üniversite, 16 yıl okuduğu halde üniversitede nasıl bir eksiklik oluyor da artık onlar sivil toplum kuruluşlarında gelip hizmet etmelerini istiyoruz ve gönderiyoruz. Sebebi ne acaba? İşte bunun sebebi şu. Yani topluma hizmet uygulamalarını öğrencilerimize yaptırmamızın sebebi şu. Davranışçı eğitimle insanlar güzel değerlerden, faziletlerden, erdemlerden mahrum oldular. Egolarını tanrılaştırdılar ve bütün lüks ve israfı kendi müktesep hakları saydılar. Ve bundan dolayı da bu perişanlık içerisinde insani özelliklerini, niteliklerini kazanamadılar. O zaman bunların sevgi, şefkat, merhamet gibi duygularının gelişmesi, vefa, sadakat gibi duygularının gelişmesi, kısacası güzel ahlaklarının gelişebilmesi ve aynı zamanda da sahip oldukları nimetlerin değerini bilebilmeleri için biz böyle onları topluma hizmet uygulamalarına gönderiyoruz. Mesela bizim psikolojik danışma ve rehberlik servisinden en çok gönderdiğimiz yerler neler?
gecekondu bölgelerindeki İmam Hatip liselerine, okullarına çocukları gönderiyoruz. Oradaki mağdur öğrencilerin derslerine yardımcı olsunlar, onlar psikolojik danışmanlıklarını yapsınlar, okulun kalitesini yükselsinler diye. Çocuklar oraya gittikleri zaman neyi görüyorlar? Varlığı ve yokluğu görüyorlar. Sahip oldukları nimetin kıymetini biliyorlar. Dolayısıyla o tanrılaştırdıkları egolarına, nefislerinin ne kadar kendilerini yanlışa götürdüğünü görüyorlar veyahut da ne kadar çok böyle dünyevi hırslarının olduğunu görüyorlar ve olgunlaşmaya başlıyorlar. Yani bunun anlamı şu, biz bu çocukları, daha doğrusu biz demeyeyim, yani dünyada son 30 yılda bütün üniversitelerde çocukları böyle sivil toplum kuruluşlarına, topluma hizmet uygulamalarından göndermelerinin sebebi okulların insanlardaki insani değerlerini ve insani anlamlarını veremediği için okudukları okullar bizzat gidip oralarda görsünler bunu, yaşasınlar ve öğrensinler diye gönderiyorlar. Dolayısıyla demek ki 16 yıl okuttuğumuz insanın insani değerleri, insani erdemleri ve anlam bakımından durumları fevkalade zayi olmuş vaziyette. Yine bunu açıklamak üzere bir şey daha söyleyeyim. Mesela en son pozitif psikolojinin elde ettiği, takip ettiği bir husus, bunu tıp da artık uyguluyor. Özellikle kanser hastalarında bunu uyguluyor. Eskiden hastalık nedir? Hastalığın tedavisi için başlanılırdı ve bir sıfır mağlup olarak başlanılırdı. Şimdi hasta ve hastalığı yok etmek için başlamak yerine iyi ve güzel tarafları güçlendirmek adına başlıyorlar. Mesela Çapa Tıp Fakültesi Amerika'daki bir eşdeğer üniversitesiyle birlikte kanserli hastaların kanserli hücrelerini yok etmek, onları tedavi etmek yerine immün sistemini daha da kuvvetlendirmek adına bir faaliyet gösteriyorlar. Bu hem hastanın vücudunda tahribat yapmadan kanseri daha güçlü yenmesini temin ediyor böyle. Şimdi pozitif psikolojide de böyle. Kişinin iyi ve güzel yönlerini geliştirerek bir yere varmaya çalışıyoruz. Hasta taraflarını düzeltmenin yanı sıra. Mesela iradesi güçlü olmayan bir insanın istediğiniz kadar kaygısıyla ilgili, onun sıkıntısıyla, stresiyle ilgili veya onun depresyonuyla ilgili, panik bozukluğuyla ilgili tedaviye uğraşınız, asla ve kat'a başarılı olamayız. Veya bir insanın istediği kadar neye ne kadar sevineceğini, neye ne kadar üzüleceğini anlam ve değer bakımından bilmiyorsa, düşünemiyorsa, hikmetine eremiyorsa, istediğiniz kadar ona yine başka türlü tedavi yapınız, sonuca varmanız mümkün değil. Düşünmesi kıt olan bir insanın, üzerinde tefekkür etmeyi bilmeyen bir insanın, düşünmenin kıymetini, değerini, anlamını bilmeyen bir insanın, duygusal fevri olan bir insanın hayattaki mutluluğu nasıl olabilir ki? Bunun üzerinde iyi düşünmek lazım. O halde demek ki hayatımızın neresine bakarsak bakalım, ister dini açıdan bakalım, ister sosyal açıdan bakalım, ister psikolojik açıdan bakalım, bütün uğraştıklarımızın hepsinin içerisinde bir değer ve bir anlam söz konusu. Bugün aile içinde eğer bir huzursuzluk varsa, aile içinde bir beklediğimiz kalite yoksa, aile içerisinde anne, baba ve evlatların veya diğer akraba talukatın, hısımların, kahamların bir değeri, bir anlamı tam olarak oturtulamıyorsa, o zaman bunun mutlaka çok iyi düşünülmesi, nereden kaynaklandığının bilinmesi gerekiyor. Şimdi evde annenin değerini, annenin anlamını nasıl bileceğiz biz? Nasıl pratikte oturtacağız? Nasıl yerli yerine koyacağız? Bu önemli bir husus. Şimdi bunun için birinci adım, evde zaman zaman bu anne söz konusu olduğu için, annenin değeri, anlamı söz konusu olduğu için önce annenin değerini babanın bilmesi lazım. Sizin çok iyi bildiğiniz bir husus, bunu söylerken size de hicap ederim siz, çünkü İmam Hatip Lisesi velilerisiniz. Peygamber Efendimiz ömrü saadetlerinin son zamanında ağır hastalanmış, ruhunu teslim etmesine çok az bir zaman kalmış. Hazreti Ayşe annemizin elini tutuyor ve gözünün içine bakarak diyor ki, ya Ayşe diyor, ölüm acısını bana hafifleten şey nedir biliyor musun diyor.
Hazreti Ayşe annemiz de bilmiyorum ya Resulallah diyor. Efendimiz bakınız ömrü saadetlerinin son saatlerinde. Diyor ki ya Ayşe cennette seninle diyor el ele beraber dolaşacağımız aklıma geliyor da diyor. Rabbimin bunu ihsan edeceğini biliyorum da diyor. Bana ölüm acısı hafifliyor diyor. Acaba buradan Hazreti Ayşe'ye olan aşkını mı söylemek istiyor? Veya başka bir şey mi ifade etmek istiyor Efendimiz? Düşünebiliriz bunu. Ama burada bir husus var. Bir kocanın karısına ölüm döşeğinde bile onun üzüntüsünü hafifletebilmek için, onun ne kadar kıymetli olduğunu bildirebilmek için ve onu ümit var edebilmek için söylediği bir söz var. Yani Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe annemize bir değer veriyor ve onun bir hanım olarak, bir karısı olarak anlamını ortaya koyuyor. Ve son anda bile olsa Hazreti Ayşe'nin ızdırabını, elemini dindirmeye çalışıyor. O zaman demek ki evde bir anne söz konusuysa, bu annenin değerinin de ortaya konulması gerekiyorsa, anlamının ortaya konulması gerekiyorsa, öncelikli olarak baba evdeki annenin değerini bilecek, anlamını bilecek. Hazreti Ayşe annemiz de bu değeri, bu anlamı çoktan hak etmiş biriydi. Çünkü kendisine gelen sorulan bir soru olduğu zaman, sorulan sorudaki kelimelerin etimolojisine bakıyordu. Tarihi geçmişine bakıyordu. Fıkhi açıdan analiz ve sentezini, hukuk felsefesi açısından analiz ve sentezini yapıyordu. Peygamberin uygulamasına bakıyordu ve bütün sahabeye örnek alıyordu. O da böyle bir alimeydi. Böyle bir derin bilgi sahibiydi. Efendimiz ona böyle değer veriyordu, böyle anlam veriyordu. Onun için şimdi bizim için nedir Hazreti Ayşe? Ayşe-i Sıddık'a bizim annemizdir. O zaman bir baba da evde önce hanımına, karısına böyle bir değer verecek. Hanım da, karı da ne yapacak? O değeri bilecek, şımarmayacak, kapris yapmayacak, şımarıklık yapmayacak vesaire. O da o olgunlukta davranacak. O zaman demek ki önce bir kocanın karısına karşı, hanımına karşı bir değer, bir anlam bilmesi söz konusu olacak. Bu böyle olduktan sonra ikinci olarak da baba oturacak. Çocuklar gençtir, olabilir, mümkün. Bir de içinde yaşadığımız eğitim sistemi insanı şartlandırarak yetiştirdiği için insanların davranışlarını şartlandırırken duygularını da şartlandırıyor ve düşüncelerini de şartlandırıyor. Onun için çocuklarımız da, biz de öyle derin düşünemiyoruz, derin idrak edemiyoruz. Baba oturacak çocuklara annenin kim olduğunu, nasıl olduğunu, Kur'an'da bunun nasıl anlatıldığını, bununla ilgili olayları, başımızdan geçeni anlatmamız lazım. Bir de çocuklarımızın bilmediği bir dönem var. O dönemi de bildirmemiz lazım. Mesela hamilelik döneminde anne ne yaptı, nasıl sancı çekti, doğururken nasıl yaptı, ne sancılar çekti, ne ızdıraplar çekti, onları büyütürken nasıl emzirdi, altını nasıl temizledi. Bunları çocuklarımıza tek tek anlatmamız lazım ki onun değer ve anlamı üzerinde çocuklarımız kafa yorabilsin. Fakat bunu yaparken de anne ve babalar da annelik ve babalık vasfını, statüsünü evin içinde muhafaza etmeleri gerekiyor. Anne ve babalık vasıflarını muhafaza edemezlerse o zaman anne ve baba hizmetçi konumuna düşüyor. Anne ve baba hizmetçi konumuna düştüğü için de maalesef durum böyle oluyor. Neyi kastediyorum anne ve baba hizmetçi konumuna düşüyor diye? Kastettiğim olay şu. Çocuk üniversiteye hazırlanıyor. O zaman yemeğini ayağına götürelim. Çocuk ergenlik döneminde ne yaparsa makuldür. Çocuk şunu istiyor, biz yapmadık ona ona yaşatalım, biz yaşayamadık ona yaşatalım deniliyor. Dolayısıyla sınav bahane edilerek, ergenlik bahane edilerek, yaşamadığımızı yaşatalım diyerek çocukların hizmetçisi konumuna düşüyoruz. Çocukların hizmetçisi konumuna düşünce statü kaybı olduğu için anne ve babanın annelik ve babalık değeri ve anlamı da kayboluyor. O zaman çocuk çocuktur, anne annedir, baba babadır. Dolayısıyla herkes doğrudur. Bir sınava giriyor. Hayat zaten sınavdan ibaret. Allah-u Teala da öyle buyuruyor. Ben size hayatı verdim, ölümü verdim. Arasında da imtihanı verdim ki kim daha güzel iş yapacak diye buyuruyor. O zaman bu sınav her zaman olacaksa, her zaman sınava hazır olacaksa, o zaman bu sınavı bahane ederek çocuğa hizmetkar olmanın bir anlamı yok. Olabilir. Kalksın, gelsin, yemeği hazırlasın, sofraya yardım etsin, bulaşığa yardım etsin, ev işlerine yardım etsin. Hiç olmasa biraz zihnini dağıtır, biraz dinlenmiş olur, güzel olur. Ne mahsuru var? Veya ben yaşamadım, o yaşasın olabilir mi? Ne demek ben yaşamadım, o yaşasın?
hepimizin alın yazısını yazan, mükemmel bir şekilde yazan bir Allah-u Teala var. Allah-u Teala ne takdir ettiyse biz onu yaşayacağız. Yalnız bütün başımıza gelen sıkıntılar, günahlar kendi nefsimizin eksikliğinden olacaktır. Çünkü Allah kuluna eksiklik dilemez ve ne güzellikler varsa Rabbimizden gelecektir. Binaenaleyh çocuklara başımıza gelen eksikliğin kendi günahımızdan olduğunu bilip anlatabilirsek, onları örneklerle gösterirsek, hangi sebepler, hangi sonuçları doğurdu gösterebilirsek, o zaman ne güzel aliyyül âlâ olur. Dolayısıyla kendimizden örnek vererek çocukları geleceğe daha iyi, daha güzel hazırlayabilmenin en güzel yolu bu. Yoksa ben yaşayamadım, o yaşasın diye ona hizmetkar olmanın bir anlamı yok. O zaman anne ve babanın değeri ve anlamı kaybolmuş olacak. Bu durumda anne ve baba sınav için veya ben yaşayamadım, o yaşasın diye veya modern dünyanın da demeyeyim yani Batı dünyasının küreselleşmenin çok ciddi bir ayıbı olarak nitelendiriyorum. Ergenlik adı altında bütün halının pisliğine, bütün pislikleri halının altına süpürmek için ergenliği bahane edip çocuğun her yaptığını mazur görme noktasında davranırsak o zaman çocuk anne ve babanın değerini ve anlamını bilemez. Anne ve babanın değerini, anlamını bilebilmesi için babanın anneye değer vermesi lazım. Annenin de çocuklarına tutum ve davranışlarını doğru bilmesi lazım. Peki babanın değeri ne olacak? Babanın değeri de aynı şekilde olacak. Dolayısıyla bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki çocuklar annelerini üzdüler. O arada doğrudan o anda çocuklar annelerini üzdüğü zaman neden annenizi üzdünüz, niye böyle yaptınız demek yerine önce çocukların idrakini, algısını geliştirebilmek, derinleştirebilmek için genel konuşma yaparım ben olsam. Örnekler veririm. Falan böyle yapmış, annesine böyle saygısızlık yapmış, onun için böyle olmuş, şöyle olmuş diye. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlar 40 yaşına geldiği zaman anne ve babaları için de dua etsin diyor. Anne babalarına verilen nimet için de dua etsin diyor. Ayrıca başka sure-i Lokman'da da var, başka surelerde de var anne ve babanıza iyi davranınız diye. Bunları dolaylı örnekler vererek çocukların anne ve babalarına saygılı davranmalarını, annelerine saygılı davranmalarını anlatmaya çalışıyor. Olmazsa annelerinin olmadığı bir noktada çocuklarımla oturur baş başa sohbet ederim. Derim ki gelin yavrularım sizinle beraber bir sohbet edelim. Hadi bakalım şu annenizin olmadığını bir düşünün. Ne hale geliriz? Ne durumda oluruz? Gördünüz mü? Anneniz ne kadar önemli. Bak anneniz sizi şöyle doğurdu, böyle yetiştirdi vesaire. Anneniz bulunacak gibi bir anne değil. Dolayısıyla bu anneniz çok nadir bir insandır, çok kıymetli bir insandır. Sizin için böyle fedakarlıklar yapıyor. Siz de geçen gün muhtemel farkında olmadan böyle yaptınız. Annenizi üzmemelisiniz. Hayatta muvaffak olacaksanız annenize saygıda kusur etmemelisiniz derim. Hatta bir kelime, bir cümle söyleyeceğim. Bilmem kabul eder misiniz? Benim için bu böyledir. Mesela biz kıymetli bildiğimiz insanlara konuşurken ne deriz? Hazret deriz değil mi? Mesela Hazreti Veysel Karani dediğimiz gibi, işte Hazreti Bayezid Bestami dediğimiz gibi Hazret deriz. Hazreti Peygamber dediğimiz gibi, Hazreti Ali dediğimiz gibi. Her anne istisnasız evlatları için hazrettir. Hatta çocuklar annelerinden bahsederken Hazreti Annem bile diyebilirler. İnanınız fevkalade de güzel olur. Baba annenin değerini ve anlamını yaşayıp yaşatarak çocuklarına anlatarak ortaya koyduğu zaman şimdi anneye ne düştü? Anne de aynı şekilde babasıyla ilgili söylemeli ve anlatmalı. Babalarının kendileri için ne yaptığını, ne yapması gerektiğini, kendileri için ne kadar iyi düşündüğünü, babalarının nasıl bir baba olduğunu, böyle bir babanın ne kadar bulunamaz bir insan olduğunu anne de anlatmalı. Ve dolayısıyla anne babanın olmadığı yerde, baba annenin olmadığı yerde çocuklarına bu kıymetleri anlatarak yokluğunda nelerle karşılaşacağımızı düşündürterek anne ve babanın aile içindeki değerleri düşünülmeli. Anne ve baba aynı zamanda çocukları için de düşünmeli. Çocuklar bizim için ne değer ifade eder? Acaba neden çocuklarımız vardır sorusunu sorarsak, bunun cevabı da elbette bu değer ve anlam ikilisi içinde düşünülmelidir. O zaman bütün sahip olduğumuz yapı içerisinde özelde de aile. Niçin özelde de aile? Çünkü aile bozuldu, dejenere oldu. Ben mesleğe ilk başladığım andan itibaren, yani 35-36 sene önceki halimle şu günkü halime bakıyorum da
anne ve baba ve aile konusundaki dejenerasyon tefessüh had safhada. Annenin anneliği, babanın babalığı kalmamış. Evlat evde kral olmuş. Dolayısıyla anne baba evladına söz geçiremiyor. Hatta bu konuda bir müsaade ederseniz bir husus daha söyleyeyim. Son zamanlarda aile içindeki değer ve anlam kaybı olduğu için aile içinde muhabbet de gelişemedi, oluşamadı. Çocuklar kendi odalarına kapanıyorlar. Bu özellikle uzaktan eğitimde bunu çok gördüm, çok yaşadım. Kendi odalarına kapanıyorlar, kapılarını da kapatıyorlar. Çocuk derse girdi mi girmedi mi, uzaktan çevrim içi derse girdi mi girmedi mi, kamerasını açtı mı açmadı mı, dersi dinliyor mu dinlemiyor mu belli değil. Telefon ediyorsunuz anneye babaya, diyorsunuz ki çocuğunuz derse girmedi, kamerasını açmadı. Anne baba gidiyor, çocuğun kapısını çalıyor, kapısı gitti. O zaman buradan bir şey söylüyorum, çocuğunuzun odasına kapanıp kapısını kilitleyip uzun süre öyle kalmasına müsaade etmeyiniz. Bu doğru değil. Çocuk çok özel zamanlarda, kendi öz bakımını yapacağı zamanlarda kapısını kilitlemeli. Mahremi olmalı, çok doğru. Ama onun dışında çocuklarımızın kapısı kapalı olmamalı, kilitli olmamalı ve odaya kapanıp ne yaptıklarını bilmediğimiz bir zaman geçirmemeliler. Bu da anne ve babanın değerini yok ediyor. Yani küreselleşme, küreselleşmenin getirdiği popüler kültür ve o popüler kültürün bize intikal ettiren televizyon veya internetle veya elektronik aletle çocuklar meşgul olurken onların getirdiği dejenerasyonla anne ve babanın değeri yok oluyor. Çocuklar onların hakimiyeti altına giriyorlar. Onu demek istiyorum. Bu şartlar altında baktığınız zaman bir şeyin değeri neye göre anlaşılır, bir şeyin anlamını nasıl bilebiliriz diye sormak lazım. Bir şeyin değeri o zaman sık bulunurluğuyla, kolay bulunurluğuyla, nereden geldiğiyle, ne işe yaradığıyla doğru orantılıdır. O zaman aile içindeki üyelerin hepsinin, annenin, babanın, evladın nereden geldi, hangi sıklıkta bulunuyor, ne kadar kolaylıkla elde edildi ve bunları veren kim diye sorduğunuz zaman, bu soruların cevabını veren bir insan o zaman aile içindeki değer ve anlamı kendiliğinden ortaya çıkartacaktır. Sahabeler konuşurken Peygamber Efendimiz'e annem babam sana feda olsun diye ifade ederlermiş. Neden ve niçin? Buna bir bakalım. Çünkü bir evlat için anne ve baba bulunabilir mi? Anne ve babanın bulunması mümkün değil. Evlat anne ve baba oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Ama anne ve baba bir evlat sahibi daha olabilir. Dolayısıyla her evlat için anne ve baba biriciktir. Bir, bulunması mümkün değil. İki, bulunması çok zor. Üç, bir kaybedersek yerine koymamız mümkün değil. Dört, anne ve baba gibi iki müşfik hizmetçiyi Allah bize vermiş ki bizim elimiz ayağımızın tutmadığı, gözümüzün görmediği zamanlarda bizi rahatça büyütsün ve beslesin diye. Şimdi veren açısından mı, bulunması bakımından mı, kıymeti bakımından mı, fonksiyonu bakımından mı, hangi bakımdan bakarsak bakalım, bunları çocuklarımıza öğretmiş olsaydık o zaman o çocuklarımız mutlaka ve mutlaka anne ve babanın değerini ve anlamını bileceklerdi. O zaman demek ki önce anne ve baba olarak biz değer ve anlam üzerinde düşüneceğiz. Yaptığımız hareketlerin, alıp verdiğimiz nefeslerin anlamları üzerinde düşüneceğiz. Sadece değer ve anlam yetmez, erdemlerin üzerinde de düşüneceğiz. Bunların gelişleri, gidişleri, bulunuşları, hazır oluşları, elde edilişleri ve kim tarafından verildiği değerin ne olduğunu ifade etme açısından çok önemli. Bunların üzerinde düşünerek belli bir yere geldiğimiz zaman inşallah aile hayatımız huzurlu ve mutlu olacak ve dolayısıyla gelecekte iyi olacağız. Özetleyecek olursak annemiz başımızın tacıdır, babamız evimizin direğidir. Evlatlarımız istikbalimizdir. Ahirette biz ölsek bile bizden sonra sadaka-i cariye olarak yapacakları hayırlı ve güzel işlerle bizim manevi derecemizi yükseltecek varlıklarımızdır. Ve okulumuz da bizi dünyada bütün zulmü durduracak, bütün adaleti hakim kılacak, bizi dünya çapında insan yapacak yegane yerlerimizdir. Onun için İmam Hatip'li olmanın şerefiyle, haysiyetiyle, vakarıyla, değer ve anlamıyla ve çocuklarını İmam Hatip'e gönderen bir anne olmanın erdemiyle, faziletiyle ve çocukları İmam Hatip'e gitmenin anlamıyla, değeriyle
Hepsiyle birlikte Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar ve şükürler edeceğiz. Bu vesileyle bu imkanı bize tanıdığı için Demet hocamıza ve sayın müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Siz velilere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim her anının değerini ve anlamını bilen, derin derin düşünen, ilmini irfana, irfanını hikmete, hikmetini de ilimde rasih olma noktasına kadar götüren, kültürünü, kendi öz kültürünü öğrenip, kendi kültürünü evrensel bir noktaya taşıyabilen, dünyada zulmü durduran, evlatlar yetiştirmeyi, öğrenciler yetiştirmeyi Rabbimize nasip etsin. Bu vesileyle Rabbim Azerbaycan'a da üstün muvaffakiyetler verirsin, mutlak bir muzafferiyetler ihsan etsin. Rabbim Ermenistan'a ve yandaşlarına kim varsa istisnasız hepsini de kahrı perişan etsin, hakire eksan etsin. Allah'ım millet dini devlet adına zirvelere kavuştursun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir konuşmaydı. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz.